Yani tasarruf tedbirlerine uygun hareket etme konusunda sadece o tedbirlere uygun bir tasarım yapıldı. Tabii hükümetin alacağı tedbirlere hemen bugün ekonomik ortamlarda uymakla yükümlüyüz. Ona göre hareket edildi. 7-8 Ağustos'ta Paris'te Dünya Olimpiyat sürecine katkı sunan, içinde olan kişilere, kurum ve kuruluşların temsilcilerine çok güzel bir İstanbul resepsiyonu ve tanıtımı yapacağız. Devletimizin bütün kuruluşları, başka bakanlık ve ilgili federasyonlar, hatta Olimpiyat Komitesi ile birlikte, Türkiye TMOK'la, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte bu tasarımı ve tanıtımı yapıyor olacağız. Keyifli geçecek. İnşallah olimpiyatlarda bol altın madalyayla dönelim. Giderlerde, masraflarda tasarruf ama madalyalarda tasarruf değil. Bolluk bereket diliyoruz. Efendim, hayvan hakları süreçleri takip ediyoruz. Hayvan hakları ile ilgili süreçleri, meclisteki süreçleri takip ediyoruz. Oluşturduğumuz raporları paylaşıyoruz. Ne yazık ki bu süreç belediyelerle ilgili anormal bir yük yükleyen ve çok üst seviyede sorumluluk yükleyen maddelere sahipken hiçbir konuda, hiçbir aşamasında Türkiye Belediyeler Birliği'yle dahi bir irtibat kurulmadan bu sürecin böyle geliştirilmesini asla ve asla kabul etmemiz mümkün değil. İçeriğine zaten girmiyorum ama yani onu oraya yaz, çıkar vesaire. Bu komisyonun işinden önce bu işi bilenlerin işi, bu işi uygulayacak olan belediyelerin işi. Bu masada biz yokuz yani, düşünsenize. Belediyeler yok, ilçe belediyeleri yok. Efendime söyleyeyim, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları yok. Ondan sonra işte demokrasi, özgürlük laflar edeceksiniz. Bu böyle olmaz. Benim acilen uyarım, önerim, AK Parti'nin o koltuklarında oturan, o masalarında oturan arkadaşlar, bakın bu sorun böyle giderse ve böyle bir çözüm arayış içinde olurlarsa Türkiye'nin bütün belediyelerini zor duruma sokarlar. Bunun A partisi, B partisi, AK Partilisi, CHP'lisi yok. O bağlamda oturalım, bunu konuşalım, toplumsal vicdanı önümüze koyalım, süreç yönetimini önümüze koyalım, bütçe yönetimini önümüze koyalım, bütüncül düşünelim. Yapılan her kanun adımını yanlış yaparsanız, yani bir düğmeyi yanlış iliklediğiniz zaman böyle devam eder gider. Meselenin özü budur. Yapmayın bunu milletimize, bize, kurumlarımıza. Sadece bu konuda değil, birçok konuda aynı şey. Yapmayın bunu. İstirham ediyoruz. Yapmayın. Bu yanlıştan dönün, oturalım hep beraber bunu konuşalım. Bunun yöntemi var. Bir de Kalamış Marina ihalesiyle ilgili sorun olacak ama tartışmalı bir Kalamış ihale, yani ihale yani var tabii ama süreci takip ediyoruz. Şu anda net bir bilgiye sahip değiliz. Bir ihale var. İhalenin süreci, dosyası, tabii bu tür şeyler çok şeffaf ilerlemiyor bildiğiniz gibi. Kim aldı, kim almadıdan ziyade bu nasıl ihaleye çıkıldı, içerik ne değil, onları inceleyeceğiz. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun.